Bakın İbn-i Mesud diyor ki gerçekten Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek bize zor, amel etmek ise kolay kılındı. Subhanallah. Dikkat edin Müslümanlar. Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek bize zor, amel etmek ise kolay kılındı. Dinleyin Enes bin Mali, bizim içimizden biri Bakara ve Ali İmran surelerini ezberlerse bizim gözümüzde büyürdü diyorlar. Subhanallah. Bakara ve Ali İmran surelerini ezberlediği takdirde bizim onlara bakış açımız değişirdi. Hazreti Ömer 12 yılda sadece Bakara suresini öğrenip ezberleyebildi. Hatmettiği tabirindeyse Bakara'yı bitirdiği gün bir deve kesti. Oğlu İbn Ömer 8 yılda. Kendisi 12 yılda. Neden peki? Şehit edildiği gün hafız değildi Müslümanlar. Sahabenin birçoğu hafız değildi. Sebep? Çünkü onlar helali ve haramı, gizlisini ve açığını öğrenmedikleri müddetçe diğer ezbere geçmiyorlardı. Bizle olan en büyük farkları budur Müslümanlar. Sonra İbn-i Mesud devam etti. Bizden sonra öyle bir nesil gelecek ki onlara Kur'an'ın lafızlarını ezberlemek kolay, amel ise zor kılındı diyor. Subhanallah. İbn Abbas da öyle diyor. Onların çocukları ve amaları, gözleri görmeyenler Allah'ın kitabını ezberleyecekler diyor. Yok mu Müslümanlar? Hafızlık müesseseleri dolu. Allah'a hamdolsun her mahallede hafızlık müessesemiz var. Kur'an kursu yoksa camide yapılıyor. Camide değilse evde yapılıyor. Değilse şu an okulların içerisinde yapılmaya başlandı. Allah'a hamdolsun ki hafızlar günden güne çoğalıyor. Ortaokula gitmeyen bir çocuk şu an hafız olabiliyor. Bununla övünelim. Asla yermiyoruz. Hatta bir hadisi hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ihtilam olmamış bir çocuğun, o zaman ergenlik çağına girmemiştir, İhtilam olmamış bir çocuğun Kur'an okuduğuna diyor şahit olursanız, o Kur'an'la hemhal oluyorsa, o Kur'an diyor onun etlerine, sinirlerine diyor nüfuz eder diyor. Onun tabir yerinde ise hücrelerine kadar nüfuz eder. Bununla övünelim elhamdülillah. Ama peki bizim kurtuluşumuza mı vesile oluyor? Asla ve kata. Niye? Bugün kendi hocalarımız bunu söylüyor. Hafız yetiştiren insanlar bunu söylüyorlar. Bugün hafızların içerisinde ateizm ve deizm yayılmaktadır Müslümanlar. Subhanallah. Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Harflerini çok iyi okuyorlar. Mahreçlerini çok iyi çıkartıyorlar. Tecvid kurallarına hakimler. Yaptıkları en ufak bir hatada sayfayı tekrar başa alıyorlar. Hatasız Allah'ın kitabını okumak için mücadele ediyorlar. Ama bizim evlerimizin içerisinde hafız ateistler yetişmeye başladı. Hafız deistler. Annesinin babasının Müslümanlığından utanan hafızlar. Allah'ın kitabından uzaklaşmak için can atan hafızlar yetişmeye başladı. Müslümanların meclislerini kerih ve kötü gören, şeytan ve dostlarının etekleri arasında gezen hafızlar çıkmaya başladı. Sokağa özeniyorlar Müslümanlar, sokağa. Aramızdan hafızlar çıkacak. Ama gidelim o hafızlara, neden sen bu dünya hayatına karşı böyle meylediyorsun dediğinde çocuğun verdiği cevap. Hocam diyor, vallahi diyor, sokağa özeniyorum. Bizzat bunu söyledi. Haklı mı? Evet, kendince haklı. Her gün baskı gördü. Her gün şiddet gördü. Her gün perdelendi. Sokaktan uzak kıldık elhamdülillah. Ama çocuk sokağı merak ediyor. İşte bu çocuğu tutacağız kolundan. Merak ettiği yere biz götüreceğiz. O bonzayı içen adamların yanına götüreceğiz. Uyuşturucu içen adamların yanına götüreceğiz. Onlarla beraber oturtacağız. Tırnaklarını kesmeyen bir kardeşin ifadesiyle elbiseleri paramparça olmuş, annesinden babasından yoksun kalmış, sokakta kenarda yatan, şu an otogarda sabahlayan o çocuğun yanına götüreceğiz. Ulan işte senin merak ettiğin, senin sevdiğin ve arzu ettiğin dünyanın sahibi bunlar. Bu çocuk da dün hafızdı. Kur'an'ı en güzel okuyanlardı içinizde. Allah'ın ayetinden verdiğinizde kelimesi kelimesine, harfine harfine okuyordu. Vav'ı ye'yi birbirine karıştırmıyordu. Sonuç, merak etti, dünyanın içinde zehirlendi. Kayboldu. Alacağız işte o hafızları. Merak etti, merak ediyorlar, merak ediyorlar, doğru. Tek tek dolaştıracağız. İşte senin merak ettiğin dünya bu. Senin merak ettiğin hayatın sonu buraya gidiyor. Değilse kaybedeceğimiz gençlerden bir tanesi de odur.
yok olacak gençlerden bir tanesi de odur. İbn-i Mesud ne kadar doğru söyledi. Vallahi bir peygamberin elinden yetiştiğinin hakkını vallahi doğru söyledi. Dedi öyle bir gün gelecek. Lafızları öğrenmek, lafızları ezberlemek kolay gelecek. Ama dedi amel onlara zor gelecek. Amel edemiyoruz Müslümanlar. Amel. Allah'ın kitabını okuyoruz. Haramlardan uzak tutmuyor bizi bu kitap. Allah'ın kitabını okuyoruz. Salih amele yöneltmiyor bu kitap. Çünkü neden amel etmek buna zor geldi bize artık. Kalbimiz bunu kabul etmiyor. Beden bunu kabul etmiyor. Zihin bunu kabul etmiyor. Allah Azze ve Celle bizi affetsin Müslümanlarım.